2005-2007 yıllarında görev yapmış olduğum Diyarbakır'a tekrar gelmekten mutluluk duydum. Ve şu anda da Diyarbakır'ın meşhur Ongözlü Köprüsü'ndeyiz. 20 Ekim 2024 günlerden pazar. Tabii Diyarbakır 2007'den bugüne çok değişmiş. Çok güzel şeyler yapılmış. Ongözlü Köprü olarak adlandırılan Dicle Köprüsü'nün yapım tarihi farklı görüşler var. Köprünün güney cephesinde yer alan Kitabe'de tarih köprünün yapım yılının en doğru tarih olarak kabul edilmektedir. Kitabe'de yer alan bilgiye göre Mervaniler döneminde inşa ediliyor. Ve bu köprünün olduğu yer de Dicle Nehri yani. Ve Mervanioğlu Ahmet'in oğullarından olan Emir Müheddin Devle Kasım Nasır köprünün yapımını emrediyor. Köprü Kadı Ebul Hasan Abdülvahid bin Muhammed'in vasıtasıyla 1065 tarihinde Mimar Sancaroğlu Ubeydoğlu Yusuf'a yaptırılıyor. Ancak bazı araştırmalar ise değerli dostlar çok daha eski bir zamana dayandığı söylüyor. Köprü üzerinde yer alan kitabenin ise onarım kitabesi olduğu da ifade edilmektedir. Zamanlar yani onarımdan geçiriliyor. Ve bazı kaynaklarda köprünün 6. yüzyılda Anastasis döneminde yapıldığı bilgisine ulaşılsa da köprünün zaman içerisinde şehri kuşatan kuvvetler tarafından yıkılıp sonradan yeniden onarıldığı ifade ediyor. Şehrin en son Bizans İmparatoru Lunes tarafından 974 yılında yıktırıldı ve sonra köprünün Emeviler döneminde onarım gördüğü biliniyor. Aynı zamanda köprü çok kez yıkılmış ama yeniden yapılmış. Bundan dolayı gelecekte köprü zeminde antik döneme ait kalıntılar da bulunmaktadır. Ongözlü Köprü'nün özellikleri Dicle Köprüsü Kadimşehir Diyarbakır'ın simgelerinden birisi. Bakınız gelin damatların da fotoğraf çektirdiği yerler. Ve Ongözlü Köprü 10 kesik kemer üzerinde inşa edilen bloklar Dicle'nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Dicle Köprüsü'nün uzunluğu 172 metre. Genişliği batık tarafından ilk 5 göz 10 metre genişliğinde. Ayrıca 5. gözden itibaren ise sonuna dek yaklaşık 4 metre kadar daralmaktadır. Köprünün inşasında dolgu malzeme olarak kireç harçlı molaz kullanmış ve kesme bazalt taştan 10 gözlü olarak inşa edilmiş. Ongözlü köprünün özellikten biri de ilk 5 gözü ve son 2 gözü eşit büyüklükte. Köprünün ortasındaki 3 göz ise diğer gözlere göre yapısı ve açısı bakımından farklılık göstermektedir. Ve köprünün yanında yine böyle mesire yerleri, dinlenme yerleri çok güzel yapılmış. Gerçekten şu anda da hava da tertemiz. Güzel bir hava var. Çok sakin. Ve Diyarbakır surları karşıda bize selam. O zaman da oradan bu tarafa doğru abi. Karşıda da yine güzel mesire alanları var. Köprüde yer alan kitabe köprünün güney yüzünde ve ilk 3 göz arasında yer alıyor. Kitabenin bitiminde aynı hizada bir çerçevede sağa dönük bir aslan kabartması görülüyor. Tabii hepsini aynı anda gösterme imkanım yok. Bunlar aktarıyorum ama keşke gösterebilsek öyle imkanımız. Ama şu anda yani gerçekten güzel şeyler yapılmış köprü kenarına da. Diyarbakır'a yolunuz düştüğünde sizi karşılayacak yemek kültürünün halinde böyle tarihi eserler, Diyarbakır surları başı başına zaten bir yani tarih ve burada da yine Ongözlü Köprümüz ve akıp giden Dicle Nehrimiz yani muhteşem bir eser. Biliyorsunuz Dicle Fırat artık tarih boyunca Mezopotamya'nın yaşam kaynağı olarak kabul ediliyor. Ve uzunluğu 1900 kilometre olan nehrin yaklaşık 530 kilometresi Türkiye sınırları içerisinden geçiyor. Yani Ongözlü Köprü'ye hayat veren bu aynı zamanda nehrin Elazığ, Diyarbakır, Batman, Mardin illerinden geçerek Irak topraklarına girip burada Basra Körfezi'ne dökülüyor olması ve aynı zamanda Dicle ile Fırat'ın birleştiği yere Şattılarak isminin verilmesini tarihten, coğrafyadan hepimiz biliyoruz. Ve tabii ki bu
oldukça bereket toprakları yaratmış olan havzasındaki bu kadim nehir Orta Doğu'nun ve ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri oluyor. Tabii ki havzasında birçok tarihi eserler sınırlar içerisinde barındıran şehirler ve Diyarbakır adeta bir açık hava müzesi dostlar yani. Bakınız bu şekilde. Ve dediğim gibi Dicle Köprüsü, surlar yani On Gözlü Köprü diye adlandırılan yer aynı zamanda buraya hayat veriyor. Restoranıyla beraber. Çok da güzel yapanların ellerinin emeklerine sağlık. İnşallah fırsat buldukça Diyarbakır'da bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama çok kalabalık. Çekim yaparken de görüyorsunuz. Bahçesi de kalabalık. Ve kazlar, ördekler yine şurada. Bakınız. Yani çekme imkanımız yok. Şöyle çekeceğim ama sizin için. Bahçeleri kenar. Evet, Diyarbakır olur da halay eksik olur mu? Diyarbakır'da halay ve böyle tarihi bir yerde On Gözlü Köprü de halay. Muhlemece hadi. Muhlemece de çekiyor. Diyarbakır'da tarihi Dicle Nehri üzerindeki surların hemen yanı On Gözlü Köprü'de sizler için
bir tanıtım videosu çektim. Gerçekten de manzara muhteşem. İnşallah Diyarbakır'daki bu bulunduğum sürede sizlerle bu anı paylaşmak istiyorum. Tabii tarih sevgisi 06.19 Gazi Adnan Şahin kanalından beni takip edebilirsiniz. Hepinize Diyarbakır'dan sevgi ve selamlar.